Hepinize merhaba arkadaşlar. Uzun bir aradan sonra tekrardan karşınızdayım. Biliyorsunuz ki bazı sebeplerden ötürü YouTube kanalıma video atmayı bırakmıştım. Yani bırakmamıştım. Ara vermiştim. Belli bir süre bekliyordum. Evdeki işlerin bitmesini ve onlar da bitti. Tekrardan videolara kaldığımız yerden tabii ki devam edeceğiz. Ve bunun şerefine de dedim ki Türkiye'de Ekim ayında satılan lüks araçları inceleyeceğiz. Tabii burada bazı başlı arabalar var aslında. Yani hepsini almadık, onu söyleyebilirim. Ama yine Türkiye'de her zaman lüks olarak ve insanların alabileceği konumdaki araçlardan değil de insanların daha çok çalışıp ve belki yıllarını verip alabileceği ya da hiç alamayacağı arabaları incelemek istedim. O yüzden hiç lafı uzatmadan da arkadaşlar ilk aracımıza geçmek istiyorum ve tabii ki ilk sırada arkadaşlar Aston Martin'imiz var. Ekim ayında bir tane Aston Martin ülkemize satılmış arkadaşlar. Çok garip bir şekilde, bilmiyorum. Araba çok güzel, lanet olsun. Dikkatimi dağıtıyor. Evet, araba gerçekten çok güzel bu arada arkadaşlar. Aston Martin satılmış ve Aston Martin de yılan gibi araba. Araba çok güzel. Neyse. Evet. O zaman bir sonraki aracımız tabii ki yine ülkemizde bir adet satmayı başaran Lamborghini ve Lamborghini şu an üzüm birazcık aynı. Neyse, alacağız bir gün, alacağız arkadaşlar. Ve ülkemize bir tane de Lamborghini satılmış bu ay içerisinde. Sadece bir ay içerisinde bir Aston Martin ve bir Lamborghini. Güzel. Ve sırada tabii ki Ferrari var arkadaşlar. Ferrari derseniz kırmızı olur. Ve ben de kırmızı giydim. Evet. Tam Ekim ayında arkadaşlar 4 tane Ferrari satılmış. Çok garip bir şekilde. Demek ki insanlarda para var. Neyse. Fazla girmeyeyim toplara. Sıkıntı yaşamayalım. Evet. Bir sonraki aracımız Jaguar arkadaşlar. Jaguar da ülkemizde tam tamına 13 adet satmayı tam Ekim ayında başarmış arkadaşlar. Ya düşünün, bir ayda 13 tane Jaguar satılmış. Bunlara kim alıyor? Buradan buldunuz lan bu parayı. Neyse. Bir sonraki aracım arkadaşlar tabii ki de Maserati tam tamına 43 adet satmayı başarmış. Ne diyeyim yani şimdi? Bilemedim ki. Helal olsun. Gerçekten ülkemizde Maserati de çok fazla satılmaya başlamış ve yeni, şunu söyleyeyim arkadaşlar, la Aston Martin gördüm mü hayatım önce? Gördüm ama 2023'ünü görmedim daha. Lamborghini gördüm, 2023'ünü de gördüm. Ferrari gördün mü? Şu ana kadar İzmir'de Ferrari'ye denk gelmedim arkadaşlar. Jaguar'a çok fazla denk geldim. Yenilerine de denk geldim. Maserati de aynı şekilde arkadaşlar. Yenilerine çok denk geldim. Sırada Porsche var arkadaşlar. Tam 68 adet Porsche satılmış bu sene içerisinde. Oğlum ne yaptınız lan? Ekim ayında 68 tane Porsche kim aldı anasını satayım? Neyse. Parayı bulmuş demek ki birileri. Herkes Porsche almış. Garip bir şekilde. Evet. Sırada arkadaşlar tabii ki BMW var. Tam tamına 1595 adet BMW satılmış ülkemizde. Şaşırtıcı bir şekilde. Yani 1500 tane bir ayda çok iyi arkadaşlar bu arada. Bir ay içerisinde bu kadar araba satmak garip geldi. Ve tabii ki listenin kralına, sahibine geldik. O da Mercedes-Benz arkadaşlar. Tam tamına 3067 adet Mercedes-Benz satılmış Ekim ayında. Bu sadece Ekim ayında arkadaşlar. 3067 adet Mercedes Benz satılmış. Ben de bir Mercedes'ciyim arkadaşlar. Bu arada onun bilgisini de vereyim. BMW değil veya BMW'ci değil. Mercedes Benz'ciyim. Yani BMW ve Mercedes arasında bakarsak tabii ki Mercedes arkadaşlar. Onun tabii ki bir Jaguar'ım, Maserati'm, Porsche'm, Lamborghini'm, Aston Martin'im olsun isterim. Ama ikisi arasında bakarsak Mercedes benim tercihim arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Evet, liste bu kadardı arkadaşlar. Çok da fazla uzatmanın bir anlamı olduğunu düşünmüyorum. O yüzden eğer hala kanalıma abone değilseniz kanalıma aşağıda ücretli bir şekilde abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Eğer bu videoyu beğendiyseniz, bu tarz şeyleri de beğeniyorsanız da aşağıdan beğenmeyi unutmayın. Son olarak yorumlarınız benim için değerli. Aşağıya yorum bırakmayı unutmayın. Sizin tercihiniz hangisi, aşağıya yorum olarak yazabilirsiniz. Son olarak da arkadaşlar ben sizi katıl butonunda aktarıyorum. Katıl butonunda reklamını izledikten sonra sizi katıla desteğe bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın.